öldü mü? Ne oldu? Bir şey söyleyin ya. Ablam kalkaydı. Ablacığım haydi. Kurban olurum ne olursun. Ay öldü galiba. Kurban olurum ne olur. Annem ne olur aç gözünü. Murat ambulansçı koş çabuk. Ha. Ay buna şimdi kolonya falan gerekir de bizim evde hiç bulunmaz öyle şeyler. Paris'ten gelen bir tane parfüm vardı, o işe yarar mı? Tamam tamam dur. Bana bak kız. Senden hiç görünmeyecektin. Ha? Seni görür görmez sak diye gitti kadın. Teyze benim hiçbir şeyden haberim bile yok. Anne kendine gel. Ya bak senin de ne haberin vardı Fadime? Ben aradım, ambulansı geliyor şimdi. Sen abla. Ay nabzına bakın nabzına. Ölüp ölmediği oradan anlaşılır, filmlerde hep görüyoruz. Ay inşallah bizim evimiz ölmez. Anne. Ay ondan değil mi? Ben de insanım, üzülürüm diye diyorum. Senin iyisi bir de cenaze arabası çağır damat. Ablam kendine gelince bunlar Nix'in kafalarını sokuşturup öldürecek. Tut ananın kafasını. Ablam aç ağzını haydi. Aç ağzını anneciğim, aç ağzını. Nerede kaldı bu ambulans ya? İşini onu iyi edecek. Ablam benim, ablam. Cezasız kalmayacağım. Dur dur dur, bir şey diyor galiba. Ne? Burnumuzdan fitil fitil getireceğim. Yakacağım sizi. Yakacağım. Aslı ne bu? Kim böyle bir hata yapar? Sakin ol. Bak farkındayım, halledeceğiz. Neyi halledeceğiz? Bu saatten sonra neyi halledeceğiz? Tamam, yayın yönetmenlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Sorun yok ama kanallar sosyal medya hesaplarında da yayına başlamış. Yayınlanmayacak. Defne, Aslı. Duydunuz mu beni? Gerekirse kapı kapı dolaşın, o yayın bantlarını toplayın. Anlaşıldı mı? Tamam, tamam. Aklını mı kaçırdın sen Kemal? Klip viral olmuş bile. Herkes bayılmış. Zaten bu zamana kadar yazı gizlemek hataydı. Bırakın böyle devam etsin. Baksana telefonuma mesaj yağıyor. Olmaz. Bu şekilde olmaz Mehmet Bey. Kemal, seninle bir anlaşma yaptık. Şu anda klibi yayınlatmazsan eğer şirketlerimiz zarar eder. Kanallarla onca reklam anlaşması yaptık. Bir de bu saçmalık yüzünden tazminat mı ödeyeceğiz? Ödemeyeceğiz, tamam mı? Ben bir çözüm yolu bulacağım, söz veriyorum. Ama bulana kadar yazın yüzü gözükmeyecek Mehmet Bey. Anlaşıldı mı? Kiyen müziğin selameti için İvedilikle bu problemi çözmeniz lazım. Hiç merak etmeyin Mehmet Bey. Benim yaratıcılığım ve vizyonerliğim bu problemleri çözmeye çok yeter. Ay Emine'm. Çok üzdün beni, çok. Hayır Emine Hanımcığım, yani niye böyle yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Kız ne güzel şarkı söylüyor. Maşallah pek de güzel dans ediyor. Ben şaşırdım vallahi. Yani bu kadar yıpratmayın kendinizi, rica ederim. Anneciğim, vallahi bak sandığın gibi değil durum. Sen bir iyi ol, ben sana teker teker anlatacağım her şeyi. Ben bu konuda tamamen senin yanındayım Yaz. Anne daha fazla uzatmayalım istersen, yangına körükle gitmeyelim, ne diyorsun? Şey pardon ya, ablamın durumu nasıl acaba şu an? Hastaneye gitmemiz falan gerekiyor mu? Gerek yok, tansiyonu yükselmiş biraz. Sakinleştirici vurduk, bu gece biraz dinlensin. Biz de sakinleştirici verdik kadına, şimdi fazla dozdan bir şey olmasın sakın. Ama yani her zaman verdiğimde verdim, doktorun verdiğinde. Bak ölür mü ölür bir şey söyleyin. Tamam, sakin olun, sorun olmaz. Dediğim gibi bu gece biraz dinlensin. Hay Allah ya, böyle de hiç olmadı. Bir çay bile içemedik yani. Biz çayımızı Rize'de içeceğiz. Memlekette. Bak kurban olurum ablama, kurban olurum, görüyor musun? Kafasında Karadeniz esintileriyle konuşuyor. Tamam ablam, tamam, biz Rize'de içeceğiz çayı. Ben sana bir eseceğim, göreceksin sen. Hadi yürü, memlekette konuşacağız. Hayır anne. Yürü Beyaz. Yürü. Memlekete. Emine anne. Ay çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Neresiz Yaz? Gerçekten gitmeyeceksin değil mi? Bilmem. Bu sefer çok ciddi gibi.
gördün değil mi? Kurtulduk düğünden. Rize dedi. Allah'ım ya Rabbim şükürler olsun. Yaşasın Rize. Allah. Teyze, siz annemi yatırın, ben kapıya bakayım. Tamam, tamam. Yasin. Sen ne yüzle geldin buraya? Bir anlatayım. Ne anlatacaksın, ha? Bana sözler verip sana güvenmemi sağlarken aklından ne geçiyordu? Ha? Klibi izletirken ne diyordun mesela? Bu kız aptal, bu kız zekalı, ben bu kızı kandırırım. İş işten geçtikten sonra da zaten hiçbir şey olmaz mı diyordun? Ya saçmalama, öyle bir şey yok. Bak, klibi her yerden kaldırdım. Şimdi sosyal medyaya da el atacağım. Oradan da kalacak. Senin ailen görmeyecek. Çok geç. Artık çok geç. Görmemesi gereken herkes her şeyi gördü. Sen gerçekten güvenilmez bir adam mısın? Derya'yı çok iyi anlıyorum şimdi. Sırf birazcık daha yıldızını parlatabilmek için benim hayatımı mahvettin sen. Üzerimi basarak çıktığın zirvede sana iyi şanslar dilerim. Az. Bu arada sakın kapıma gelme. Senin yüzünü bile görmek istemem. Ne olur ya. Ne olur beni bir dinle Yaz ya. Ablam şöyle. Aman aman ablacığım, şamar tutsana. Ablam gel şöyle. Geldik geldik. Heh. Evet, şöyle dönelim abla. Dön 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 dön. Ay. Kaşına gözüne kurban oldum. Bana mı dedi? İki tane sakinleştirici çok ağır geldi. Zaten doktor da demişti. Yoksa sen de kurban olunacak birkaç göz yok benzer Fadim. Ay kıskanç. Sen daha dur. Hele bir kendine gelsin, o karşımda gözünün yerini değiştirecek. Annem nasıl oldu? Yürü Yaz. Canım. Güzel kızım benim. Gel. Gel annenin yanına gel. Gel. Yüzü gibi sesi de güzel kızım benim. Kız, ne güzel okumuşsun şarkıyı. Aferin. Bak yeteneğin babanı çekmiş. Aferin sana. Öpeceğim. 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 Oh. Ay. Yani şimdi acaba bu sakinleştiriciyi her sabah çayına mı atsak 3-5-17 tane? Baksanıza kızım pamuk gibi oldu. Hmm, ilaçların etkisi geçince görürsün pamuğu. Hadi mi? Kız tamam yeter. Bakın sadece ufak bir yanlışlık olmuş. En kısa süre sizinle iletişime geçerek sonuç olacak. Eyvah eyvah. Ne yapacağız biz? Asıl Smile Music eğer ortaklığı bozarsa ya da sözleşmenin dışına çıktığımız için bize tazminat davası açarsa işte o zaman yandık. Ben neyi anlamıyorum biliyor musun? O klibin çekildiği gün sabahtan akşama kadar setteydim. Monitörün başından da kalkmadım. Bizim çektiğimiz planların hiçbirinde Yaz'ın yüzü yoktu. Vardı Defne, klibi beraber izledik ya. Vardı işte. Ay tamam vardı, varmış yani de biz çekmedik. Ne yani? Biri Kemal Bey'e komplo mu kurdu diyorsun? Kim niye böyle bir şey yapsın ki? Bilmiyorum. Ama öğreneceğiz. Bu prodüksiyon listelerinde o gün klipte çalışan herkesin isimleri var değil mi? Evet. Okey. Kap onları, gel benimle. Geleyim mi? Hepinizi dava edeceğim. Hepiniz hesap vereceksiniz. Ulan benden habersiz ikinci bir kayıt almak ne demek lan? Kimsiniz oğlum siz? Kim yaptırdı bunu, hemen söyleyin bana? Ha? Kemal saçmalama abi. Bize verdiğiniz görüntülerde Yaz'ın yüzü bile yoktu. Nasıl alacağız ikinci kopyayı? Kemal Bey.
İyi misiniz? Görmemesi gereken herkes her şeyi gördü. Sen gerçekten güvenilmez bir adam mısın? Sırf birazcık daha yıldızını parlatabilmek için benim hayatımı mahvettin sen. Üzerimi basarak çıktığın zirvede sana iyi şanslar dilerim. Sakın kapıma gelme. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Yeteneksizim. Affetler. Hepsi geçecek. Her şey düzelecek. Bak bu öfkenin seni ele geçirmesine izin verme. Biz daha önce de atlattık. Yine atlatacağız. Düzelecek. Çok iyi düşündün. Şu kokuyu duyuyor musun? Ay köfte. Hem de en iyisi. Abi bize iki tane yarım. Hoş geldin Ayaz. Abi bana 1,5 ver. Tabii. Sen şuncacık kızsın. Nereye yiyeceksin o kadar? Murat vallahi içimde bir kara delik var. Yemin ediyorum akışına bıraktım. Ver abi. İyi afiyet olsun. Çok güzel. Buyur. Koşarak kaçtım. Kendimmişim meğer. İncinmez sandım her yer. O benim en sevdiğim şarkı. Belki durur çöker. Belki hiç beklemezken. Bir sarısan geçer. Yollarım dikenli taşlı ellerimde. Fotoğrafın yüzümde aynı gülümseme. Sormadım neden sonumuz geldi böyle çok yazık. Yollarım dikenli taşlı ellerimde. Fotoğrafın yüzünde aynı gülümseme. Sormadım neden sonumuz geldi böyle çok yazık. Kollarım yuvan sarardı gökyüzünde. Yıldızım ağlarsan düşer ellerine. Korkmadım karanlığınla yüzleşmeye baktım. Yollarım dikenli taşlı ellerimde. Fotoğrafın yüzünde aynı gülümseme. Sormadım neden sonumuz geldi böyle çok yazık. Kollarım yuvan sarardı gökyüzümde. Yıldızım ağlarsan düşer ellerime. Korkmadım karanlığınla yüzleşmeye parladım. Bravo, çok güzeldi. Kardeşim sesine sağlık. Eyvallah. Eyvallah. Helal be, al yemeğini. Sen ne kadar güzel söyledin, aferin sana. Allah Allah, acaba neden güzel söyledim? Acaba müzikle ilgileniyor olabilir miyim ben? Ama zor söylüyorsun. Hı. Şarkı zor şarkı. İyi söyledin. Sağ ol. Sana bir şey söyleyeyim mi? Uzun zamandır bu kadar güzel bir gün geçirmemiştim. Bana o kadar iyi geldi ki. Sen nasılsın? Çok iyiyim. Gerçekten bir saat öncesine kadar berbattım ama şu an çok iyiyim. Evde ne oluyor? Emine anne... Murat. Lütfen evle ilgili konuşmayalım bugün. Hatta bir süre benimle ilgili konuşmayalım. Tamam, sen ne istiyorsan onu konuş. Seni. Seninle ilgili konuşalım biraz da. Mesela benden sakladıklarını. Ben senden ne saklamışım ki? Aşk olsun Murat. İnsan arkadaşından bir şey saklar mı? Bir şey saklamıyorum ki. Sakladın. Aşık olduğunu. Aşk falan yok. Değil öyle bir şey. Aşk yok. Hiç inkar etme. Biliyorum. Kemal söyledi.
Kaç yıllık arkadaşın anlamıştır herhalde. Murat. O son yazdığın şarkıyı kime yazdın? Yaz tatlım bak Aslı, gerçekten. Sakın. Sakın bunlara uyup bizim arkadaşlığımızı mahvetme olur mu? Tut Yaz, şunu. Dinler misin? Yaz ya, nereye konuşacaktık? Şey Kemal Bey peşimden gelmeyin. Her geldiğinizde başıma dert açıyorsun. Yaz dinlemen lazım. Aslı onu ben bak, alabilir miyim ya? Ne yapıyor yapıyor? Herkesin içinde ne yapıyor bunlar? Biraz daha şansınızı zorlarsanız. Yeni krizimize hazır mısın? Her geldiğinizde başıma dert açıyorsun. Tamam iki saniye konuşalım Yaz. Nereye Hayır. Gidiyorsun? Yaz nereye gidiyorsun? Yaz bak biri komplo kurmuş. Niye inanmıyorsun? İzlettim sana bütün klibi. Alakası yok. Niye beni suçluyorsun yoktan yere? Çünkü sorumlusuz sizsiniz Kemal Bey. Kim bilir hangi kızın canını yaktınız da benden çıkarıyor oyuncunu. Yaz ne alakası var ya? Lütfen bak beni bile peşinde koşturuyorsun şu an. Yaz. Beni bile mi? Beni bile mi? Aa Yaz. Aa, evet klipteki ablam. Kemal Bey pardon da siz kendinizi ne zannediyorsunuz acaba? Hı? Benim tanıdığım bir tane Kemal vardı. O da çok iyi bir insandı. Ve onun siz olmadığınıza dair kalıbımı basarım. Çekilin önümden. Yaz lütfen bir dinle. Bak ben seni gizledim. İstesem yayınlardım. O klibi niye yayınlamıyorum? Çünkü sana söz verdim ben. Anlıyorum seni Yaz. Ailenden dolayı problem var biliyorum. Ama gideyim konuşayım annenlerle. İkna edeyim onları lütfen. Yaz'ın bundan sonra hiçbir şeye ihtiyacı yok. Başka bir iş yapmasına gerek yok diyeyim. Çok para kazanacak diyeyim. Olmaz mı? Para. Ha şu bildiğimiz böyle harcanan paradan bahsediyoruz değil mi? Kemal Bey siz benim annemi parayla kandırabileceğini mi zannediyorsunuz? Herkes rahat bir yaşam yaşayıp çok para kazanmak ister Yaz. Benim annemin zaten çok parası var. Onun derdi de bu. Beni o paranın başına geçirmek. Bu işlerden anlamaz. Niye anlamıyorsun? Anlıyorum. Anlıyorum seni. Ben sana söz vermedim mi? Hı? Bizi çok sevecekler demedim mi? Sevdiler de Yaz. Bak gerçekten herkes bizi konuşuyor şu an. Lütfen niye şimdi vazgeçiyorsun? Kimse bizi sevmedi. Sevdiler. Ben görüyorum. Aptal değilim. Okudum yorumları. Hepsi çok kötü. Ben sadece aileme, akrabalarıma değil tüm Türkiye'ye rezil oldum sizin yüzünüzden. Kimseye rezil olmanı sevdiler. Bana inan. Gerçekten sevdiler. Bir iki yoruma bakma lütfen. Şey ben sizi çok seviyorum da sizinle birlikte fotoğraf çekilebilir miyiz? Tabii canım gel. Kemal Bey fotoğraf çekinebilir miyiz? Ne demiştim ben sana? Hı? Charlotte. Çok teşekkür ederim. Fotoğraf çekilebilir miyiz? Yollarım kendi taştı ellerimle. Fotoğrafın yüzünle aynı gülümseme. Sormadım. Sonumuz geldi böyle çok yazık. Kollarım yuvan sarardı gökyüzünde. Yıldızım ağlarsam düşer ellerimde. Korkmadım karanlığımla yüzleşmeye parladı. Belki gelip geçerken, belki yol üstündeyken, bir kez uğrasan yeter. Yollarım dikenli taşlı ellerimle, fotoğrafın yüzünle aynı gülümseme. Sormadım neden sonumuz geldi böyle çok yazık. Sen düşer ellerimle korkmadım karanlığımla.
Aslıcığım. Oh çok şükür. Neredesin sen Murat? Karabatak gibi bir kayboluyorsun, bir çıkıyorsun. Sen şimdi beni boş ver de. Senin bu klip işinde bir parmağın var mı yok mu bana onu söyle. Yok artık ya. Ya ne olsa benden biliyorsunuz, farkında mısın? Aslıcığım, sana bir soru sordum. Senin bu klip işinde bir parmağın var mı? Yok. Benim bu klip işinde bir parmağım yok. Tamam o zaman. Nereden çıktı bu klip? Demek ki birileri takmış yazı. Bence yani. Kim? Ne bileyim ben. Demek ki var bir düşmanı kızın. Ya Yaz'la kim? Niye uğraşsın? Bak bu klip mevzusu yüzünden kız annesiyle beraber Rize'ye dönmek zorunda kalacak. Yeter ya, yeter. Niye hepiniz bu kadar anlam yıkıyorsunuz bu kıza? Biz Yaz'ı tanımadan önce nasıl bir hayatı vardı biliyor muyuz? Demek ki varmış bir düşmanı, varmış bir sevmeyeni. Bak ben gerçekten şiştim, sıkıldım artık bu Yaz mevzusundan. Ya annesi istemedi diye bu kız sahneye çıkamıyor, yüzünü klipte kapatıyor. Siz niye bunu bu kadar abarttınız? Bizim en baştan beri Kiyen Müzik olarak bu kıza bu kadar anlam yüklememiz zaten hataydı. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Bence büyümeden bu konunun kapanması çok iyi oldu. Aslı sen Yaz'ı dinleyenlerin ona ne kadar bayıldığını, ne kadar hayran kaldığının farkında değilsin galiba. Biz klibi sadece ekranlardan kaldırdık. Sosyal medyadaki başarısı ne olacak peki kızım? Bu bir başarı değil mi? Bu bir başarı Muratçın. Ama bu Yaz'ın başarısı değil. Biz Kemal'in yanına kimi koysak insanlar onu o kadar sevecekti zaten. Rica edeceğim abartma. Ama benden sana bir tavsiye. Eğer ufacık, ufacık bir aklın varsa bu fırsatı iyi değerlendir. Anlamadım. Anlatayım. Şimdi Yaz bir süredir Kemal'den ve şirketten uzak kaldı ya. Bence git. Aşkını açık açık itiraf et. Ne aşkı ya? Muratçığım. Geçelim mi bu aşamaya? Biz daha dün tanışmadık seninle. Herkesi kandırırsın. Beni kandıramazsın. Aslıcığım. Muratçığım. Sen Yaz'ı ilk gördüğün günden beri aşıksın. Ortada aşk falan yok. Saçma sapan fikirlerini kendine sakla. Biz sadece arkadaşız. Aynen. Sadece arkadaşsın. Aşkından ölüyorsun haberin yok. Aptal. Kemal Bey niye geldik buraya? Ben aç değilim. Annem evde bekliyor. Yemek yemek için gelmedik. Lütfen gelir misin? Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk. Aa, Kemal. Merhaba. Şu Kemal Bey. Görüyorsun değil mi? Milyonlarca insan var. Kaç tanesini tanıyorsun? Peki kaç tanesini tanıyor? Ben söyleyeyim. Hemen hemen hepsi. Senin artık yüzünü bilmeyen, sesini duymayan, akşamki fotoğrafları görmeyen yok Yaz. Artık herkes seni biliyor. Herkesin tanıdığı bir isimsin. Kaçamazsın. Uzun zamandır yaşıyorum ben bu duyguyu. Saklamamazsın. Ne yaparsan yap, görünür oldun artık. Evet, benim hatam. Farkındayım, her şeyi ben yaptım. Ama bu kadar insanın gözümden seni nasıl koruyabilirdim ki? Ama denedim. Yemin ediyorum denedim. Sırf sen istedin diye elimden geleni yaptım Yaz. Ama başaramadım. Herkes gördü seni. Peki ya siz? Siz gördünüz mü beni? Ben. Neden sizin şirketinizde çalışıyorum? Neden yanınızdayım? Hani beni tanımak istiyormuşsunuz, merak ediyormuşsunuz ya. Ben kimim? Yaz sizin için kim Kemal Bey? Yaz benim için kim? Yaz benim için her gece kafamı yastığa koyduğumda ben bu kızı nasıl daha önce fark edemedim diye
kendime kızdığım kişinin adı. Bugüne kadar gördüğüm en yetenekli kız. Azıcık da deli. Beni her rezil ettiğini zannettiğimde ters köşeye yatıran, mükemmel fikirleriyle ki bazen saçma fikirleriyle şirketin adını her mecrada duyuran bir isim. Yetenekli, deli. Bu kadarım değil mi? Buyum. Güzel. Çok güzel. Kemal Bey, siz beni hiç tanımamışsınız. Hiç fark etmemişsiniz bile. Ben şirkete sizin sosyal medyacınız olayım, sizi zor durumdan kurtarayım diye gelmedim. Babam için geldim ben. Onun hayalleri için. Belki onun şarkılarını milyonlara duyurursunuz ümidiyle geldim. Bana birazcık vakit ayırın diye bekledim. Beklerken izledim. İzledikçe kafam karıştı. Niye? Boş verin. Kafamın karışmaması gerekiyormuş demek ki. Hedeften şaşmamam gerekiyormuş. Eğer şaşarsam hayatım felakete sürüklenirmiş. Bunu öğrenmiş oldum. Şimdi ben bir felaketin tam ortasındayım ve siz beni oradan alamazsınız. Benim annemle Rize'ye gitmekten başka çarem kalmadı. Ne Rize'si? Saçmalama, hiçbir yere gidemezsin. Yaz. Ben babamı kaybettim Kemal Bey. Onun uğruna boyumdan büyük işlere kalkıştım. Annemi de kaybedemem. Yaralarımız seninle ne kadar aynıymış. Görmemişim. Ölüm oğlu düş peşime. Ecel oldu al dışımı. Eriyor içim, yanıyor giderek. Yine de dayanamam sana ben. Anne, sen ağlıyor musun? Ağlama, ben de ağlarım bak. Anne, lütfen ağlama. Anladım. Tamam. Geliyorum. Yürü oğlum, gidiyoruz. Anne, ben çok korkuyorum. Kemal Bey, bir selfie çekebilir misiniz? Kemal Bey, bir tane fotoğraf çekilir. Kemal Bey. Kemal Bey. Sonra. Sonra. Ama... Sizi sonra göremeyiz ki. Titremiş ama. Tam çekeceğiz. Yaz. Kitlemişsin. Param yok çünkü. Telefonum da yok. Öyle çıkardınız beni evden. Eve bırakırsanız sevinirim. Pardon. Hemen. Yolda nefes bile almazsanız çok iyi olur. Buyur. Odasında biliyorum, çıkamıyor karşıma. Mehmet Bey, söyledim ya, burada değil. Siz lütfen oturun, ben Aslı Hanım'ı çağırayım. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum. İsterseniz Kemal'in odasına geçelim, buyurun. Kemal nerede? Bilmiyorum ki, bir şey söylemeden çıktı. Bul onu Canan, bir şekilde ulaş. Murat'ım ama açmıyor ki. Ne oluyor Murat? Mehmet geldi, çok sinirli. Kemal'in odasına gel. Mehmet, hemen koş odaya, ne içersiniz, ne ikram edeyim falan diye bir sor. Murat.
Ben neyi nasıl soracağım bilmiyorum değil mi Canan? Çocuk tembihliyor bu da. Ah Gülbeyaz. Bunu da mı yapacaktın bana? Kaçmadığın kalmıştı, onu da yaptın. Aferin kızım, aferin, aferin. Bana bak Murat. Ne demek bilmiyorum ya. Bak ablamı evde zor tutuyoruz zaten, doğruyu söyle. Evet, evet. Yok, yok. Kayboldu diyorum da memur bey. Belki de kaçırıldı. Ya zil çaldı, kapıya bakmaya gitti ya. O andan beri yok. Ben öyle düşünüyorum. Oy oğlum mi? Kaçırılsa nasıl gelecek eve? Bir şey söyleyeceğim Murat. Kemal orada mı? Dedi ki birkaç saat oldu. Boyları devrilsin inşallah. Ne diyor? O da şaşırdı tabii. Kemal denilen o zirzok da orada mıymış? Yokmuş ablacığım. Ablam sen de içini rahat tut. Çıkar o bir yerden. Biliyorsun Gülbeyaz'ı. O da küçükken kabahatli olduğunda odundan saklanırdı. Fotoğraf getireyim. Tamam, tamam. Oldu, oldu. Ablam ben karakola gidiyorum. Fotoğraf götüreceğim. Tamam mı? Söyledim ben size. Uğursuz geliyor bize burası. Satacağım bu evi. Yıkacağım. Kocamı bu evde kaybettim. Şimdi de kızımı kaybediyorum. Allah'ım. Tamam, bir yere aramanıza gerek kalmadı. Geldi Gülbeyaz. Kız sen neresin? Ortalığı boş yerin ve evine verdik. Anneni düşürmedin ha. Saçlarını okşayamayacağım. Gül kokunu duyamayacağım diye çok korktum. Kaldıramam. Ben seni kaybetmeyi kaldıramam Gülbeyaz'ım. Gülbeyaz! Abla tamam. Bu biraz fazla oldu, ağır oldu. Bırakalım yalnız kalsın hadi. Ellerim kırılsaydı... Ellerim kırılsaydı da vurmasaydı bu kızıma. Tamam ablam gel. Çok korkuyorum. Onun kalbini kıracaklar diye çok korkuyorum. Ama ablacığım, yani sen de önce vurup sonra söylüyorsun bunları. Baştan deseydin ya, senin için endişelendim deseydin ya, kırdın şimdi kızı. Kırdım. Kırdım değil mi Fadime? Tabii. Ben hep kırıyorum çünkü. Siz beni ne zannediyorsunuz? Kaya, sert, duygusuz. İşte öyle değil. Hayatta tutunduğum iki tane dalım vardı. Bir tanesini yıllar önce kırdılar. Gülbeyaz'ın da kalbi çok hassas. Babasına çekmiş. Onu da üzerler diye çok korkuyorum. Rahmetli kocam İstanbul'a geldiğinde besteler yapacağım. Türkülerim dillerden dillere dolaşacak derdi. Ne oldu? Hırsına yenik düştü işte. Eğer Gülbeyaz'ın da kalbini kırarlarsa benim kalbim bin kere kırılır. Onun gözündeki bir damla yaş benim kalbimde kor olur, kor. Ben hep onu düşündüğüm için yapıyorum be. Babamı düşündüğün gibi mi? O ne biçim laf öyle Gülbeyaz? Sen babamı
hiç sevdin mi anne? Sevmedin. Eğer sevseydin onun yanında olurdun. Biliyorum ben, her şeyi biliyorum. Küçücüktüm ama aptal değildim, hatırlıyorum. Sen babama hep boş işlerle uğraşıyorsun diye kızdın durdun. Ama ben onu bir defteri vardı, hatırlıyor musun? Deri kaplama. Şarkılarını, türkülerini yazdığı bir defteri vardı. O defteri hep benim okul çantama saklardı. Aman derdi, gül beyaz. Sakın. Sakın derdi, annen bu defteri görmesin. Bunu da yakar derdi. Bazen ben onu okula götürürdüm, bakardım böyle. Açardım. Ne yazmış? Benim babam kime yazmış? Hepsi sanaydı. Hepsini sana yazmış. Sen benim babam niye sevmedin? Anne sen benim babam niye sevmedin? Sevdim. Çok sevdim. Bana yazdığı tek bir satırla aşık oldum ona. Herkes bana bu yarım akıllıyla evlenme dedi. Herkesin karşısında durdum. Evleneceğim, aşığım dedim. Hayatımı verdim. Seni verdim. Ama o ne yaptı? Başkalarının aklına uydu. Sonuçta seni de beni de bu dünyada yapayalnız bıraktı. Öldü. Öldü. Benim babam öldü. Ölmek de mi onun suçuydu? Ben ona doyamamışken, o hayallerine kavuşamamışken, o derede yitip gitmek de mi benim babamın suçuydu? Yeter artık Gülbeyaz. Seni duymak istemiyorum. İstemiyorum. Sema, biz neye şahit olduk böyle? İki deli itine tuttuklarını kustu. Yaz'la ne yaptınız peki? Dünkü Mehmet Bey fırtınasından sonra çekip gittin, konuşamadık. Ne kadar dilleri tüysem olmadı. Çok kızgın bana. Haklı olarak. Annesini alıp Rize'ye dönecekmiş. Öylece çekip gitmesine izin mi vereceğiz peki? Ne yapayım? Hı? Ne kadar adım attıysam o kadar uzaklaştı benden. Keşke elimdenmiş gelsin. Keşke. Düşünelim. Onu burada tutmak için bir şeyler düşünelim. Onu kaybedemeyiz. Vay be. Ne zamandır bensiz buluşuluyor bu evde? Hı? Çok ayıp, çok. Artık çıkarken şu anahtarları bıraksanız mı? Ha? Hayır. Ne bu? Mehmet Bey hazmette toplantısı mı? Bak eğer öyleyse söyleyeyim, bu sodalar yetmez. Benim yeni sipariş vermem lazım. O kadar özledim ki. Eskisi gibi burada buluşmayı. Sizinle hayaller kurmayı. Aslanım peki yeni hayaliniz nedir tam olarak? Onu biraz daha düşünmem lazım. Sonuçta üç kişilik hayal kuruyorum. Ben galerici olacağım. Tamam. İlk müşterim benim. Benim de araba bayağı eskidi artık. Kimse beğenmiyor. Bir çözüm bulmamız lazım. Ben varım. İyi misin? Vallahi bilmiyorum Defne ya. Şu halime bak. Nasıl hissedeceğimi bile bilmiyorum. Ne hissettiğimi de bilmiyorum. Aman bir şey yok halinde.
Şenliğe de gelmeyecekmişsin. Asla. Çok kızgınım o Kemal'e. Benim güvenimi paramparça etti. Aşkım, bak beni yanlış anlama. Onu savunmak için söylemiyorum. Beni biliyorsun. Ama o da bu olayın bir mağduru. Senin gibi. Nasıl yani? Ya, komplo kurmuşlar. Ya, oyuna gelindi bayağı. Ne oyunu ya? Kim niye oyun kursun bize? Bak şimdi biz Sedat'la biraz araştırma yaptık. Yani biz senin yüzünü çekmedik. Ve senin yüzünü kimin çektiğini galiba bulduk. Kim? Ya Defne kim? Söyle, kıvrandırma beni Allah aşkına ya. Aşkım çok emin değilim de ondan ama neyse. Sinan. Sinan kim? Ya yok mu bizim kurgu odasını falan kullanıyor? Aslı'nın arkadaşı Sinan. Evet o işte. Ya bizim klip setine gelmiş. Biz de böyle düşününce tabii şüphelendik. Kemal'e anlattın mı bunları peki? Yok. Aslı'ya söyledim. O da daha emin olmadan kimseye söylemeyin dedi. Aslı şimdi araştırıyordur, düşmüştür peşine. E ama peşine düşülmeyecek şey değil ki bu canım. Şu halime bak, neler etti bana. Herhalde araştırıyordur. Üf, aman. Artık bir anlamı da kalmadı ki. Biz şenlikte baya baya jübile yapıyoruz herhalde. Sen kesin gelmiyorsun, değil mi? Aşkım, imkansızlık bile yemin ediyorum sana daha imkanlı. Tamam. Ben geçireyim seni. Yazım, biz böyle apar topar attık kendimizi dışarı ama şimdi yokluğumuzu fark edip ablam yine delirmesin. Allah korusun da teyzem, ne yapacaktık? Başka çaremiz yok. Baksana ortalık nasıl karıştı. Bir şey bulmamız lazımdı. Sahi biz nereye gidiyoruz şu an? Ne geldi yine senin aklına? O kafandaki tilkiler birleşip böyle kuyruklarını dikerttiler yine değil mi? Tabii biraz öyle oldu. Efendim Aslı? Kalktım Yaz. Aşkım nasılsın? Ya bir tanem kusura bakma, ben seni arayamadım. Ya Kemal'i zapt etmekten akıl kalmadı ki bende. Umarım Emine teyzenin siniri geçmiştir tatlım. Ya şu festival öncesi başımıza gelenler zaten korkunç. O yüzden arayamadım, yoksa ben seni ararım bir tane. Sorma ya, gerçekten sorma. Elimde kocaman bir düğüm var ve ben o düğümü çaresizce çözmeye çalışıyorum. Anlamadım tatlım, neyi kastediyorsun, ne düğümü? Rize'yi diyorum Aslı, Rize. Annem eşyaları, arabaları, her şeyi ayarlamış. Bugün sizi Rize'ye götürüyorum diyor. Gerçekten mi Yaz? Ay arkadaşım, çok üzüldüm. E ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum ki. Yani gerçekten artık dayanacak gücüm kalmadı aslında. E direnme. Yani şey, sen üzülme diyorum ben arkadaşım. Hiç canını sıkma. Belki senin için böyle hayırlısıdır. Ha? Ay tüh ya, bak şimdi. Seni göremeden gideceksin öyle mi? Keşke burada olsaydın. Tatlım burada olsaydın derken izleyici olarak gelseydin. Bizimle beraber sen de eğlenseydin. O kadar imkansız bir şey istiyorsun ki benden arkadaşım. Keşke gelebilseydim. Neyse şimdi kapamam lazım. Sonra konuşuruz olur mu? Tamam tamam konuşuruz. Seni böyle dans ettiren şey ne? Acil söyle çünkü şu an çok ihtiyacım var. Aa Kemal, senin için çok erken. Niye geldin bu saatte? Gel bakayım. Sıkıldım evde ya, bunu aldım. Etrafa bakayım dedim. Bak ne diyeceğim. Burada bizlik bir şey yok. Hadi gel bir şeyler içelim. Sonra konser programını konuşuruz. Burada duralım. Şöyle vereyim abicim. Sağ olasın, üstü kalsın. Ne işimiz var burada? Teyzocuğum ben sana söyledim ya, küçük bir operasyonumuz var diye. Bir dakika bir dakika, sen ciddi misin? Çok ciddiyim, yürü. Nereye nereye? Bismillahirrahmanirrahim. Kış kış için
günler kış kış nasfelak kız çıksak mı dışarı ne yapsak? Hayır, et duanı bekle. Kız kadın çarpılmış gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Gelemezsiniz. Yahu bir saat. Günde sadece bir saat şu auramı, şakralarımı, tekamül yolculuğumu temizlemek için kendime bir vakit ayırıyorum. İki seferdir. Bunu mahvetmeyi başarıyorsunuz. Ama yani şimdi Neri Hanımcığım, ben sizin gelininiz sayılırım. Randevu mu alacaktık? Bir şey söyle hadi. Evet evet, tamamen aynı fikirdeyim Dünür ablam. Ne için geldiniz buraya? Şimdi şöyle, teyze hoşumun suratına böyle en kısa bir şekilde yapabileceğimiz operasyon nedir? Nasıl yani? İşte gerek dudak, gerek burun, gerek jawline, surat bölgesinde seyahat etmesini engelleyecek bir şey yapmamız lazım. Ay sana inanmıyorum. Daha yani bir fikir. Bir taşla iki kuş. Aha, bir dakika, bir dakika. Bu kız gerçekten çok espritüel, çok güldürüyor beni. Yani şimdi ben size, yani ikinize, özellikle de sana bir iyilik yapacağım, öyle mi? Evet. Aynen öyle. Hatta bana iyilik yapmayı en çok siz isteyeceksiniz. Asla. Vallahi sen bilirsin kaynanam. Şimdi şöyle. Ben Rize'ye gitmeyecek miyim? Gideceğim. Ama Rize'ye senin oğlunu şöyle bir alıp götürmez miyim? Götürürüm. 40 gün 40 gece düğünümü yapmaz mıyım? Yaparım. 3 tane çocuğu da kucağına vermez miyim? Bayramdan bayrama görürsün çocuğunu. Vallahi göndermem buraya, yemin olsun. Oğluşundan uzak kalmak ister misin? Ay tamam be! Allah Allah! Ay insanlık, ama bırakmıyorsun ki sen can 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 çene! Ya öyle operasyon dediğiniz şey öyle kolay bir şey değil küçük hanım. Benim danışanlarımın operasyon hazırlığı aylar sürer. Testleri, kan tahlilleri, gerekirse psikolojik testleri. Öyle kolay değil o iş. Neticede insan sağlığı bu canım. Çocuk oyuncağı mı? Panik yaptırdın beni. Beni panik yaptırdın. Mantıklı düşünemiyorum şu anda. Niye bir şeyler oluyor, dönüşüyor mu? Kanat çıkacak herhalde bir yerinde. Yok yok, ben daha önce gördüm onu öyle. Bak şimdi 2 kere daha söyleyecek, bitecek bak. Hah, düzeldi. Bak gördün mü? Buldum. Biz operasyon yapmasak ama yapmış gibi yapsak? Yok öyle olmaz. Olur olur. Olmaz. Olur. Susar mısın? Olur. Gel bakalım fındık Fatih'cik. Şöyle küçük bir fındık burun estetiği diyorum. Anneciğim, müsait misin? Gel seni mis... Ya sizin ne işiniz var burada? Çok acil bir vaka için gelmişler bana Murat'cığım. Birazdan seninle ilgileneceğim. Aslan oğluşum benim. Ben de gideyim. Ben de gideyim. Bu plan işe yarayacak yani, öyle mi diyorsun? Bilmiyorum. Deniyoruz işte. Sen var ya delisin, biliyor musun? Önce eyleme geçiyorsun, sonra plan yapıyorsun. Hep böyle tersten mi gidersin? Evet ya. Biliyor musun, ben küçükken de böyleydim. Bu huyum anneme benziyor. Hatta birçok huyum anneme benziyor. Her ne kadar tartışsak da, ters de düşsek. Anneme benziyorum işte. Yani bunu değiştiremeyiz. Murat, ben sana bir şey soracağım ama doğruyu söyleyeceksin. Her zaman, ben sana ne zaman yalan söyledim ki? Bilemem artık. Söyledin mi yalan?
Ama bak Kemal'i falan da savunmayacaksın, dümdüz söyleyeceksin. Niye Kemal'i kayırayım ki? İşte kankalık müessesesinden. Bu Kiyen Müzik gerçekten kapanıyor mu? Yani insanlar işsiz mi kalacak? Sen nereden öğrendin? Doğru demek. Yani kısmen. Ya bu Kemal ne kadar bencil bir insanmış. Ben nasıl görmemişim? O kadar insan işsiz kalacak. Sırf istediği bir şey olmadı diye niye kapatıyorsun ki şirketi? Yazık değil mi o kadar insana? Birazcık düşünsün, birazcık. Yani düşünüyor aslında. Bu kadar çabası da bu yüzden. Yoksa Kemal neden Derya'nın kapısına gitsin ki? Niye bu kadar çabalasın? Kendi yıldızını parlatmak için olabilir mi acaba? Ne alakası var? Tamam, Kemal övülmeyi, alkışlanmayı, pohpohlanmayı sever. Ama öyle birisi değildir. Bütün çabası şirketi kurtarmak ve insanları işsiz bırakmamak için. Bu ortaklık da o yüzden. Kemal, Fahri amcayı sevindirmemek ve ondan tekrar destek almamak için bu ortaklık işini kurdu. Şirkette durumlar son birkaç yıldır pek iyi gitmiyor. İşte tam olarak bu yüzden sizin düet ve şarkı bu kadar önemliydi. Bu ortaklık, daha doğrusu bu Smile Müzik'le olan ortaklık şirketi kurtaracaktı. Ben bu kadarını bilmiyordum Murat. Kemal anlatmayı ve belli etmeyi çok fazla sevmez. O yüzden olabilir. Herkes Kemal'i bencil, umursamaz, düşüncesiz birisi olarak görüyor. Ama bunların aksine Kemal gayet düşünceli ve başka insanların sorumluluğunu da taşıyan birisi. Şimdi bir düşün. Mesela bu şirket batsa, bir sürü saçma sapan şey olsa Kemal'e ne olacak ki? Kemal yine ailesinin servetiyle yaşamaya devam edecek. Ama o arkadaşları ve ekibi için buna katlanıyor. Ben ne kadar çok şeye sebep olmuşum meğerse. Yaz. Gerçekten Rize'ye dönmeyeceksin değil mi? Bilmiyorum. Murat, bilmiyorum. Onun için çabalıyoruz işte. Aslında bizi buradan kurtarabilecek bir fikrim var. Hatta eğer plan işe yararsa istersen sahneye bile çıkabilirsin. Ay Murat, saçmalama Allah aşkına. Olmaz öyle şey. Daha planı dinlemedin ki. İşte annemi ortadan kaldırmaktan bahsetmiyor musun? Rize'ye gitmeyip sahneye çıkmamın tek yolu bu. Annemi de ortadan kaldırtmam yani, kusura bakma. Olmaz öyle şey, Allah gecinden versin. Saçmalama istersen daha fazla. Tamam, bu işten kurtulmaya çalışıyoruz ama o kadar da gözümüz dönmedi. Sen önce benim planımı bir dinle. Neymiş bu daha yana fikrini anlat. İşe yarayacağını sanmıyorum ama deney. Acıtmadım ama, iyisin iyi. Teyze! İyi misin? Nefes alamıyorum. Ah! Neri kayınvalideciğim, bu nedir buradaki kan? Gerçek bir operasyon mu bu 2 dakikada içeride? Ay elbette değil. Geçici mış gibi bir operasyon. İyi vallahi, çok güzel olmuş ha. Annem inanır buna. Elinize kolunuza sağlık Neri Hanım hanımefendiciğim, kayınvalideciğim. O kadar mutlu ettiniz ki beni. Çok teşekkür ederim. Murat, bizim plan işe yaramazsa seninkini uygularız. Gel teyzeciğim ya. Biz daha planı konuşmadık. Ben sana hiçbir şey anlatmadım ki. Ey yavrum ey. Plan derken ne planıymış o? Bu plan çok da önemli bir şey değil. Şöyle küçücük bir plan. Var ne öbürü? Oo. Gel teyze gel. Çekil çekil çekil. Vallahi bak çığlık atacağım. Çıkartıp atacağım şunu. Ay bir saçmalama bak, bozdun. Yumultuyorsun. Of vallahi. Ben bir hafta boyunca bunların arasında nefes alacağım yaz. Vallahi ölüyorum. Biz geldik. Gel geç otur şuraya hızlıca.
Doktorun ne dediğini duydun teyze. Ay. Ay ay ya bak kıpırdamak yasak, kıpırdamıyorsun. Doktor ne dedi? Yasak dedi. Konuşmak da yasak. Çok tehlikeliymiş. Aa, konuşmak da yasak. Ne oldu buna kız? Düştü, burnunu kırdı. Allah'tan doktor ilk operasyonu yaptı da biraz topladı. İyi de bu kadar kısa mı sürüyor bu ameliyatlı? Yok. Aslında bu kadar kısa sürmüyor. Doğru söylüyorsun. Ama bu ilk aşaması Sema ablacığım. İkincisini bir hafta sonra yapacaklar inşallah. Bir hafta sonra mı? Vallahi Neriman Hanım sağ olsun araya girdi de yani... anca bir hafta sonraya aldırabildik. Yoksa bir ayı vardı. Nasıl becerdin kız bunu? Abla. Ay, içim fena oluyor bakınca. Hey Allah'ım, kan içindesin. Kuru çaylarda boğulmuşsun sanki. Ama ben sana dedim. Ben sana dedim o terliklerle şibidik şibidik koşma diye. Düştü, burnunu dört yerinden kırmış. Doktor bile şaşırdı. Eğer ikinci operasyonu yapmazsa içine çök çekmiş burnu. İçine çökünce ne dediğini duydun değil mi? Suratını tekrar yaparlarmış. Başka biri olur kız. Abla. Konuşmak yasak. Dört yerinden kırılmış. İyi de biz iki saat Rize'ye gitsek Duk. Sema abla sen ne kadar acımasızsın. Kızın halini görmüyor musun? Sırf Rize'ye gideceğiz diye kız burunsuz mu kalsın? Artık iyileşince gideriz. Gidemeyeceğiz yani. Bunun yüzünden. Maalesef. Hep bunun yüzünden. Hiçbir şey de doğru dürüst yapmadı ki şimdiye kadar. Tövbe tövbe. İşte. Sema ablacığım sen de bir zahmet. Rica etsem şey getirir misin? Ağrı kesiciyi dolaptaydı. Kız yazık burada acı çekiyor. Durduk yerde niye ağrı kesici içiyorum şu an? Sus. Ağrın var senin. Ben de su alayım sana teyzem. Se. Pazar. Pazartesi. Arkadaşlar sol kulağımız geliyor ses. Sol tarafa. Gönlüm çoktan uzaklaştı. Kimselere kendini göstermediyor. Yorulmuşsun. Yormuşlar. Ve... Çok. Kestik. Kestik. Kemal anlatmayı ve belli etmeyi çok fazla sevmez. Ama o arkadaşları ve ekibi için buna katlanıyor. Onun son umudu sendin. Bu çıkmazdan onu kurtarabilecek tek kişi sendin. Sen yoksan ortaklık da yok. Alo Murat. Senin bir planın vardı ya, neydi o? Seninki işe yaramadı mı? Yani kısmen işimize yaradı ama... hepimizin işine yarayacak bir plan lazım. Seninki öyleyse gönder gelsin, dinliyorum. Ben gidiyorum. Hı? Nereye? Murat'ın yanına anneciğim. Bu Rize meselesini konuşacağız. Hani evden kaçıyorum zannedip ortalığı ayağa kaldırmayın diye haber vereyim dedim. Oldu uzun. Bana bak. Niye bunlar Murat'la buluşuyor? Ablacığım Rize meselesi için dedi ya. Bir değiştirme şunu. Kapan döndü. Smile Müzik ve Kiyan Müziğin organize ettiği yaz şenliklerinden herkese merhaba sevgili müzikseverler. Görüyoruz ki hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Kemal de burada. Sakın yazın. Sakın oraya gittiğini söyleme bana. Ve bu gecenin gerçekten unutulmaz olacağını söylüyor. Kemal, hazırlıklar tam gaz devam ediyor.
Görüyorum ki herkes çok heyecanlı. Aynen öyle. Biz de çok heyecanlıyız. Ne diyoruz? Müziksiz hayat olmaz. Peki bu akşam Yazlı sizinle beraber sahneye çıkacak mı? Birlikte yaz şarkısını söyleyecek misiniz? Şöyle şu an akşam olmak üzere ben hazırlanayım. Çok güzel bir konser olacak. Sadece onu söyleyebilirim. Öpüyorum sizi. Kolay gelsin. Fadime! Abla ben ne yapıyorum ki? Ben uzanıyorum burada. Resul'ü ara. Fadime seni. Başka bir şey bulamadım. Kanal olarak elim kırılsın Fadime. Ne demek yaz gelmeyecek Kemal? Halledeceğiz demiştin. Olmadı. Mehmet Bey, yaz sahneye çıkmayacak. Ne geçti senin bu kızla aranda Kemal? Neden senden bu kadar nefret ediyor? Hayır bıraksaydın bari ben konuşsaydım. Bütün bu insanlar yaz şarkısı için geldi buraya. Ben sahnede gereken açıklamayı yapacağım. Şarkıyı söyleyeceğim, tamam mı? Lütfen rahat olun, tamam? Maalesef yaz artık bizimle değil. Teşekkür ediyoruz. Ve şimdi gençler, hazır mıyız? Karşınızda Kemal Sonal. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Ayağınıza sağlık. Muhteşem bir gece yaşayacağız. Hazır mısınız? Kötü bir haberim var. Bugün yaz şarkısı için geldiniz biliyorum. Ancak partnerim burada olmadığı için söyleyemeyeceğim şarkıyı. Kusura bakmayın gerçekten. Çok özür dilerim hepinizden. İnan bana dünya bir umrumda.
yaran. Ne fark eder, yanılmışlar. İnan bana dünya değil umrumda. Bir sen, bir ben yeter. Hadi kalk gidelim buralardan. Uzaklara seni fark. Emin anne dur. Senin kafanı patlatacağım ulan. Yazın sahneye çıkmasını ben istedim. Sen kim oluyorsun ulan? Ne hakla benim kızıma? Kocasıyım. Onun her şartta yanında olacak ve onunla gurur duyan kocasıyım. Hadi kalk gidelim buralardan uzaklara. Seni fark edelim bu yasaklara. Hadi kalk gidelim buralardan uzaklara. Seni baba, duyuyor musun? Anne. Duyuyor musun beni? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.